Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Savaş Dönmez. Bugün Kuşadası'ndayız. Kuşadası Milli Parkı'na varmadan hemen önceki Zeus Mağarası'na gideceğiz birazdan. Daha sonrasında denize gireceğiz. Önce bir Zeus Mağarası'nı göreceğiz. Oldukça güzel. Buz gibi suyu olan bir yer. Ama onun öncesinde size şöyle bir etrafı göstermek istiyorum. Hemen arkamız şu an görünen yer. Şu binanın arkası olduğu gibi boydan boya deniz. Yolun hemen kenarı deniz. Arkamız yolun sonu. Orada hatta tabela da var. Tabelanın bir parçası görünüyor. O bölümde Milli Park, Kuşadası Milli Parkı, Dilek Yarımadası Milli Parkı. Orada bir yarımada var. Videonun ilerleyen bölümünde Dilek Yarımadası Milli Parkı ile ilgili birkaç bilgi paylaşacağım. Oldukça güzel, hoş bir yer. Geçen hafta Kuşadası'na gelmiştik, Kuşadası merkezine. Denize girememiştik. Çünkü geliş amacımız öyle değildi ama gerçekten girmek istemiştim geçen hafta. Bu hafta da deniz için geldik. Hava çok güzel, mükemmel bir hava var. 34 derece. Artık Temmuz ayına da girdik. Bugün 1 Temmuz. Sosyal medyada da arkadaşları görüyorum. Herkes ailesiyle, arkadaşlarıyla artık tatile başlamış. Bugün biz de bir tatil yapalım dedik. Oldukça güzel, güneşli bir gün. Şu ilerisi araçların durduğu yer, sırada beklediği yer. Milli Park. Güzelçamlı Milli Parkı. Hemen şurada deniz. Şurada da Zeus Mağarası var. Zeus Mağarası'na gireceğiz birazdan. Zeus Mağarası'nda buz gibi su var. Şurada da bir çeşme. İnsanlar, çünkü burada şebeke suyu içilmiyor, İçecek sularını depoluyorlar. Zeus Mağarası'na doğru ilerliyoruz. Zeus Mağarası'na doğru gidiyoruz. Çok hoş bir yürüyüş yolu var. Ben epey oldu buraya gelmeyeli. Yıllar oldu. 4-5 sene olmuştur. Buz gibi suyu vardı. Muhtemelen yine çok soğuk, çok güzel bir suyu var. Ağustos böcekleri şarkılarını söylüyor bize. Zeus Mağarası, yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıkmasıyla kaynakları oluşur. Dilek Yarımadası'ndaki Zeus Mağarası da bunlardan bir tanesi. Dilek Yarımadası da şu şekilde. Milli Park. Milli Park'a giriş ücretli. Aracın cinsine göre ücret alıyorlar. Milli Park'a girdikten sonra koylar var. En güzeli birinci koy. Birinci koyun denizi kum, diğerleri çakıl. Onun için birinci koya girdiniz mi gayet güzel bir gün geçirirsiniz. Ama birinci koyda da geceden sıra oluyor. Milli Park'a daha doğrusu geceden sıra oluyor. Gelenler de birinci koya giriyor. Yeraltı sularından oluşan, buz gibi suyu olan Zeus Mağarası'ndayız. Kuşadası Milli Park'ın varmadan önceki Zeus Mağarası. Nasıl çekeyim? Annemi çek. Ben de geleyim, anneme çektirelim. Hayır. Anne babamın telefonu. Nerede babanın telefonu? Sen de. Gireyim.
Zeus Mağarası oldukça güzel bir yerdi. Şimdi buradan Kuşadası'na, plaja gideceğiz. Kuşadası'nın plajına. Aslında buraya çok yakın. Yani 500 metre, 1 kilometre ancadır. 1 kilometre yoktur. Kuşadası Milli Parkı var. Direkt Dilek Yarımadası Milli Parkı. Fakat oraya bu saatte gidilmez. Nedeni de şu. Orada akşamdan kuyruklar oluyor. Arabalar bekliyor. Sabah giriş saatiyle birlikte insanlar giriyorlar. Dilek Yarımadası'nda birçok koy var. Ama bunlardan birincisi en güzeli, en büyük olanı. Oranın denizinde kumlar var. Diğerlerinde çakıllar. O birinci plajdaki yerde şu an dolmuştur. Ağaçların altındaki gölgeliklere oturanlar vardır. Yer yoktur şu anda. Onun için oraya gitmektense Davutlar'daki plaja gideceğiz. Orası halk plajı. Daha çok orada evleri olanlar giriyor. Halka açık tesisler de var oralarda. Onlardan birine gidip günün kalan zamanını orada geçireceğiz. Bugün 1 Temmuz. Temmuz ayında bu senenin ilk denizine gireceğim. Önceki yıllarda Haziran'da, hatta Mayıs ayında girdiğim de oluyordu. Oldukça mutluyum şu anda. Bu sene sezonu açmış olacağız bu şekilde. Pırıl pırıl, oldukça güzel, az dalgalı bir deniz var. Güzel dakikalar bekliyor. Bir hevesimizi alalım bir parça. Şu ileride dubalarla çizmişler. Oradan ileriye insanların gitmesini istemiyorlar. Şu şekilde şöyle. Kuşadası'ndayız. Kuşadası plajında Davutlar'dayız. Tam karşımız Dilek Yarımadası Milli Park. Karşıda adalar. Tam şu karşısı yüksek binaların olduğu yer. Kuşadası ilçe merkezi. Şu yeşilliklerin olduğu yerde çadır koyabilirsiniz. Kalabilirsiniz orada. Yani böyle bir otel, pansiyon gibi bir şey yok da kendi imkanlarınızla kalabilirsiniz. Kimse bir şey demez. Çadır kuranlar da var. Buralarda yazlık evler. Şurada bir çadır. İnsanlar dinleniyor. Yazın tadını çıkarıyor. Güneş, kum, kumsal. Ege Denizi'ndeyiz. Cennet ülkemizin cennet köşelerinden birindeyiz. Şimdi birazdan biraz daha yakınlaşırız. Oraya doğru gideriz de. Bunlardan bir tanesi tuvalet. Arkasında üstümüzü değiştirmemiz için kabinler. Duş almamız için orada bölüm var. Yani buradan giderken duşunuzu alıyorsunuz. Üstünüzü değiştiriyorsunuz. Ve
işinizi bitirip gidiyorsunuz. Oldukça güzel bir yer. Kuşadası plajı. Şöyle sahil boyunca da yürüyüş yolu var. Aracınızla da bu bölüme kadar gelebilirsiniz. Bütün güzelliğiyle Kuşadası. Denize girdim. Oldukça da eğlenceliydi. Suyun sıcaklığı efsane, mükemmel. Bu sene denize gelemeyenler varsa inşallah onlar da en kısa sürede gelir. Denizin de bir özelliği var burada. Şu insanların biraz daha yoğun olduğu yer var. Orada su dizinize geliyor. Oldukça alçak bir yer orası. Sahilden ilk başta denize girdiğinizde hızlı bir şekilde derinleşiyor. 1.71 boy var bende. Benim boylarıma geliyor bir parça. Daha sonra gitgide tekrar yükseliyorsunuz. Dediğim gibi insanların yoğun olduğu yerde de dizinize doğru gelmiş oluyor. Oldukça güzel. İnsanlar plajda, denizde, sahilde. Hava çok güzel. Denizin suyu çok güzel. Denizin sıcaklığı çok güzel. Ben de kahvemi aldım. Biraz dinleniyorum. Birazdan bir daha denize girip bu seneki hasret giderme işine bir son vereceğim. Şu alanda çadır kuranlar var. Mangalınızı getirip mangalı yapabilirsiniz. Hatta şu an mangalı olanlar var, semaveri olanlar var. Ya bu hafta içi olduğu için biraz boşluk var. Hafta sonu gelseniz burası tıklım tıklım olur. İnsanlar çadırlarını kurmuş, dinleniyor. Şurası bisiklet yolu. Deniz kaplumbağalarını koruyalım. Karette karettalar. Yeşil deniz kaplumbağası. Dünyada 8 deniz kaplumbağası türü yaşamaktadır. Bu türlerin 5 tanesi de Akdeniz'de mevcuttur. Sadece 2 türün, karette karette, iribaş deniz kaplumbağası ve Chelonia maidas, yeşil deniz kaplumbağası, yuvalamak için Akdeniz'de ve Türkiye'de bulundukları bilinmektedir demiş. Sol tarafta karette karette, sağ tarafta da yeşil deniz kaplumbağası. Karette karettaların memleketi, karette karette denince akla Fethiye geliyor. Birisi jet skisiyle gidiyor. Uzaklaştı. Şurada birisi ayak pedallı olan o muz gibi şeyle dolaşıyor denizde. Artık akşamüstü oldu. Yavaş yavaş insanlar da sahilden, plajdan uzaklaştı. Bazıları güneşleniyor. Bazıları dinleniyor. Denizde yüzenler var. Sohbet edenler var. Artık yavaş yavaş insanlar sahili terk ediyor. Denizde de gördüğünüz gibi çok az sayıda insan kaldı. Bir saat civarında da kimse kalmamış olur herhalde. Dalgaların sahile vuruşu, denizin sesi, suyun sesi, güneş, kum, kumsal, cennetten ülkemizin, cennetten bir köşesi olan Kuşadası sahilindeyiz. Bu manzara, bu güzellik herhalde hiçbir şeye değişilmez.
Karşıda oltaları koymuşlar. Balıkları bekliyorlar. 1, 2, 3, 4 tane olta saydım şu an. Artık Temmuz ayındayız. Güzel ülkemize yaz geldi. Yazın gelmesiyle birlikte de ülkemizin cennet köşeleri artık yavaş yavaş dolup taşacak. Bugün buraya geldik. Buraya gelmek nasip oldu. Denizinden, kumundan, kumsalından faydalandık. Birazdan da bir duş alıp denizin tuzlu suyundan arınıp günü tamamlayacağız. İzlediğiniz için, izlemeye değer bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, saygıyla kalın, takipte kalın.